İsmim Rıfat Genç. Kayseri Afat'ta şube müdürü olarak görev yapıyorum. 12 senem oldu ve arkadaşlarla birlikte mücadele veriyoruz. Afetler konusunda halkımızı bilinçlendirmeye, eğitimler vermeye ve her türlü afet için öncesinde hazırlanmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Müdahale konusunda da afetler olduğu zaman ya da acil durumlar müdahalelere koşuyoruz. 2021 yılı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ilanıyla birlikte afet eğitim yılı ilan edildi. Amacımız bütün halkımızın afetler konusunda farkında olması ve eğitim alması. Herkese ulaşmaya çabalıyoruz. Çünkü ne kadar çok bilgilenirse vatandaşımız o kadar çok afetten etkilenmesi azalacak. Biz de bu kapsamda bugün Kayseri Meydanı'nda halkımızla bir araya gelmeye çabaladık. Onlar için bir farkındalık oluşturmaya çabaladık. İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'mize bağlı İtfaiye Daire Başkanlığımız, İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı UMKE ve sivil toplum kuruluşları bizlerle birlikte bugün standlarımızda halkımızın ziyaretiyle onlara afet konusunda, yaptığımız çalışmalar konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve bu konuda da çok mutlu oluyoruz. Çünkü her bir can öğrenilen bir farkındalıkla kurtulabiliyor ve afetlerden etkilenmesi azalabiliyor. Bizler bunu hedefliyor ve bunu amaçlıyoruz. Halkımızın ilgisi iyi. Yani bizleri burada gördükleri zaman zaten hani geliyorlar, siz neden buradasınız, bir şey mi oldu diye soruyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Yani bir farkındalık var. Verdiğimiz eğitimlerde de zaten bunları görüyoruz. Toplumumuz bu yönde çok iyi. Kayseri'de farkındalığı gitgide artıyor. Daha da iyi olması için de inşallah temenni ediyoruz bu durumu. Herkes de en ufacık bile olsa evinde afetler konusunda kendi ailesiyle bu konuları konuşursa bizler çok mutlu oluruz. AFAD'ın sitesinde afet farkındalık eğitimleri var. AFAD'ın sitesine girerek bu eğitimleri, izlemeleri 30 dakikalık, 1 saatlik eğitimlerle farkında olmaları ve gönüllü olmalarını istiyoruz. AFAD gönüllülüğü de E-Devlet üzerinden girip olabilirler. Şu an Kayseri'de 4400 afet gönüllümüz var. Her geçen günde bu sayı artıyor. Biz afet gönüllerimize eğitimler veriyoruz. İlk yardım eğitimi, insani yardım eğitimi, hafif arama kurtarma eğitimi ve birçok eğitimlerimiz var. Daha çok güçlenmek istiyoruz. Bütün dünyada afet gönüllü sayısı ne kadar çok artarsa afetten etkilenen insan sayısı o kadar azalacaktır.